Merhabalar, ben Yiğit Aykurt. İnşaat mühendisiyim. CAD BIM'de AEC teknik destek ve BIM uzmanı olarak görev almaktayım. Bugün sizlere Dynamo hakkında giriş seviyesinde bilgiler vermeye devam edeceğim. Bu serinin ilk bölümünü 14 Mayıs'ta yine webinar şeklinde gerçekleştirmiştik. İlk bölümde Dynamo nedir, nereden nasıl erişebiliriz, neden kullanılır, ne gibi faydalar sağlar, Dynamo ve Revit arasında nasıl bir ilişki var, bunlardan bahsetmiştik. Ve sonrasında Dynamo arayüzüne göz atarak en çok kullanılan nodları tanıtmaya başlamıştık. Bugün ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Hemen ben Revit'i açmıştım, şöyle geçiş yapayım. Uygulama ağırlıklı bir webinar olacak. Dynamo'yu hatırladığınız gibi Revit'te Manage sekmesinde bulabiliyorduk Visual Programming'de. Bugün ikinci bölümü gerçekleştireceğiz bu serinin. Başlangıçta önceki webinarın uygulama kısmında kısaca ne yapmıştık onu hatırlatacağım. Bu hem ilk bölümü izleyenler için hatırlatma anlamında hem de izlemeyenler için kolay adapte olmalarını sağlayacak kısa bir giriş olacak. Ardından yine uygulama şeklinde devam edeceğiz. Bugün yaklaşık webinarın ortasından sonuna doğru da kod bloğa değineceğim. İlk webinarın sonunda söylediğim gibi Dynamo bir görsel programlama aracı olduğu için diğer tasarım yazılımlarına göre adapte olması başta zor gelebilir. Örneğin Revit'i açtığınızda karşınızda menülerde direkt görebiliyorsunuz. Komut ve görselleri var. Vola tıklayınca duvar çizebileceğinizi, kolumuna bastığınızda hani kolon yerleştirebileceğinizi tahmin etmek çok zor olmuyor. Kafanızda bir bina hayal edip döşemesini, kolonlarını, kirişlerini yerleştirip hani duvarıydı, kapısıydı, penceresiydi modelleyerek yazılımı keşfetmek daha kolay. Ancak Dynamo'yu açtığınızda karşınızda bir kütüphane buluyorsunuz. Bu sol tarafta gördüğünüz alt alta sıralanmış başlıklar kütüphanemizi oluşturuyor. Bunların alt kategorileri de olabiliyor ve bu kategorilerin altında nodlar var. Başlangıçta göz korkutucu durabilir. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden örnekler üzerinden en çok kullanılan nodlara değinerek işin mantığını kavratmaya yönelik bir anlatımın daha uygun olacağını düşünüyorum. Anlatacaklarımı da bu doğrultuda belirledim. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra ilk bölümde sizlere hangi nodları tanıtmıştım, onları hatırlatarak uygulama yapmaya başlayalım. Şimdi en çok kullanılan nodlarımız neler olarak söylemiştim? Boolean'ımız vardı. Integer slider, number, number slider, string. Bunlardan bahsetmiştim. Listelerimiz vardı. List create, range, sequence. Bunlardan bahsetmiştik yine. Onun dışında watch ve watch 3D'den bahsetmiştim. Bir de nokta yaratmamıza yarayan bir nodumuz vardı ve daha sonra bu noktaları birbirine bağlayarak bir çizgi doğru parçası elde etmiştik. İlk webinar sonunda yaptıklarımızı şöyle bir hatırlatayım hemen size. Şu nodları birbirinden ayırayım. Tekrar bir hatırlatayım. Integer slider'ımız, number slider'ımız, number'ımız, string'imiz, boolean'ımız. Şu şekilde. Watch 3D'yi buraya alalım. Bir de ne vardı? Kod bloğumuz vardı. Onu da buraya ekleyelim. Evet. Number ilk webinar izleyenler hatırlayacaktır. Dediğim gibi içine numerik bir ifade yazabiliyorsunuz. Veri tipi olarak double diye ifade ettiğimiz yazılım dilinde bir veri tipini barındırabiliyor. Double veri tipi neydi? 15 tane karakter barındırabiliyordu. Ondalıklı kısmı olabilirdi. Pozitif veya negatif olabilirdi. Ama direkt reel sayı demek buna doğru değil. Dediğim gibi 15 karakterden sonrasını kabul etmiyor. String ise bir
dizi oluşturduğumuz node'du. Bunun içine hem nümerik ifadeler hem de metin veya harf yazabiliyorduk. Bunları arka arkaya sıralayabiliyordu. Bunun dışında number slider'ımız vardı. Başlangıç ve bitiş değerlerini belirleyip bunların kaçar kaçar artacağını imlecimiz ile kontrol edebileceğimiz bir slider veriyordu bize. Aynı mantıkla integer slider'ımız vardı. Bu da number slider'ın benzeri, tek farkı integer, yani tam sayı olduğu için ondalıklı bir sayı değeri almıyordu. Boolean true, false veya hani matematikte 1 veya 0 olarak söyleyebileceğimiz önermelerin doğru veya yanlış olacağını kontrol edeceğimiz bir nodumuz. CodeBlock'a şimdilik değinmiyorum. Zaten webinarın ortasından sonuna doğru CodeBlock'un üzerinde duracağız. Onu şimdilik pas geçiyorum. List create, yarattığımız listeleri bağlayıp çoğaltıp bunların sonuçlarını alabildiğimiz bir nodumuzdu. Range yine liste nodlarından biri. Bunların bu arada belli default value'leri vardı. Mesela start değeri sıfırdan başlıyor şu anda. Default value olarak end value'su 9. Step de 1. Yani bu ne oluyor? Sıfırdan başlayacak, birer birer artacak ve 9'da bitecek. 10 tane rakamımız var. Sequence da bir benzeriydi. Sequence'da fark şuydu. Yine bir başlangıç değerimiz var. Bu sefer kaç tane sayı olması gerektiğini yazıyorduk ki şu anda default value'si 10 olduğu için burada 10 tane sayı var ve tekrar artış adım sayımız ve yine 0'dan 9'a kadar gördüğünüz gibi burada 10 tane sayımız vardı. Zaten örnekler yaparken bunların tekrar fonksiyonlarını hatırlayacaksınız. Şu anda hani sadece yüzeysel değiniyorum. Watch nodumuz çıktılarımızı inceleyebileceğimiz, gözlemleyebileceğimiz bir noddu. Bunu da bir hatırlıyorsunuzdur. Bunun dışında bir point, nokta yaratma nodumuz vardı. Dikkat ettiyseniz ben bu nodu seçtiğim anda direkt bu origin noktasında bir ok işaretleri çıktı. Çünkü burada bir nokta var, şu siyah gördüğünüz nokta. X, Y, Z input değerleri default olarak sıfır olduğu için direkt origin noktasında bir tane nokta oluşturdu. Ben bu nodu çağırdığımda direkt buraya yerleşmiş oldu. Onun haricinde bir tane daha mesela nokta nodu yaratayım. Şimdilik şu number'ı şöyle kenara çekeyim. Mesela buna 15 dediğimde ikinci bir nokta daha yarattım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu iki noktayı başlangıç ve bitiş olarak bu line noduna bağladığımızda bir doğru parçası oluşturuyorduk. Geçen hafta temel olarak bunlardan bahsetmiştim ve Watch 3D'de arkada gördüğünüz 3D preview ve geçiş yapmadan sadece ilgili nodun çıktısını gözlemleyebileceğiniz size bir alan sunuyordu. Buradan hani objenize yakınlaşıp uzaklaşıp orbit hareketiyle bunu kontrol edebiliyordunuz. 14 Mayıs'ta temel olarak bunlardan bahsetmiştim. Bugün zaten burada gördüğünüz nodların birçoğunu yeniden kullanacağım. Basit bir örnekle başlayacağız. İlk bölümde listelerden bahsetmiştim. Ama listelerdeki değerleri nasıl filtreleyebiliyoruz, bunu göstermemiştim. Alıştırma mahiyetinde bununla alakalı ufak bir örnekle başlayacağız şimdi. Bunların hepsini sildim. İlk olarak bir tane liste oluşturalım. Range nodunu kullanalım mesela bunun için. Çeşitli değerlerim olacak, sayısal. O yüzden number nodu çağırıyorum. Bunları CTRL-C seçiliyken CTRL-C deyip CTRL-V ile çoğaltabiliyordum. Copy-paste mantığı. Şimdi sayılarım sıfırdan başlasın. Tamam. 20'de bitsin. Tamamen şu anda keyfime göre bunlara değerler veriyorum örnek için. Ve birer birer artsın. Ne oldu? Sıfırdan başlayıp 20'ye kadar devam eden 21 tane sayı oluşturdu bana. Bu tamam. Geçen hafta zaten bunu biliyordunuz. Şimdi
şeyi göstermedim. Listeden tek bir elemanı seçecek olursak ne yapabiliriz? Bununla alakalı özel bir node var. Get item at index diye. Direkt listenizi bağladığınızda burada bir index değer istiyor sizden. Şuradan bir number kopyalayayım mesela. Şayet buna 7 desem. Buradaki 7 değeri indekse bağlayacağım şimdi. Benim 7. indeksimdeki değer. Şimdi bunun sonucu yine 7 olarak benim karşıma çıkıyor ama kafanızı karıştırmasın çünkü ben bunu sıfırdan başlattığım için. Şayet ben bunu mesela 2'den başlatsaydım gördüğünüz gibi 7'deki değerim 9 olacaktı. Bu aklınızda bulunsun. Dediğim gibi buradaki değer indeks değeri. Bunu siliyorum şimdi. Bununla işim yok. Filtrelemeyi göstereceğim sizlere. Sadece aklınızda bulunsun diye yolladım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 0'dan 20'ye kadar sayılarım var. Ben bunları bir herhangi bir kurala göre filtrelemek istiyorum. Bu gerçekte, realde nasıl olabilir? Mesela modelinizdeki kapı numaraları ile alakalı bir işlem yaptıracaksınızdır. Dairelerle alakalı, room taglerle alakalı bir işlem yaptıracaksınızdır. Tek, çift vesaire gibi bir ayrıma gitmek isteyebilirsiniz. Herhangi bir şey olabilir. Ben buradaki çift sayıları filtrelemek istiyorum. Böyle bir isteğim var. Bunun için belirli matematiksel operatörler kullanacağız. Geçen hafta toplama çarpma gibi temel şeyleri göstermiştim. Burada mod ifadesinden faydalanacağız. Modu matematik derslerinden hatırlıyorsunuzdur. Bir tane de number kopyalayayım. Ben çift sayıları buradan filtrelemek istiyorum, değil mi? Şimdi bu iki tane input var gördüğünüz gibi. Bu sayıları filtreleyeceğim için x'e girdilerimi yazdım. Neye göre modunu almak istiyorum? 2'ye göre modunu alacağım. Ben bunu istiyorum. Buradaki sayıların mod 2'sini bulmak istiyorum. Çıkan listemize bir göz atalım. Ne çıktı? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Neden mesela? Çünkü 5'in 2'ye göre modu nedir? Baktığınız zaman 1'dir. Yani buradaki temel mantık ne? Bir sayıyı diğer sayıya böldüğünüzde kalan değer sizin o mod için değerinizi veriyor. Yani 5 bölü 2'den hani 4'e kadar bölüyor, 1 artıyor, kalanımız buradaki 1 değeri. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Çift sayılar 2'ye tam olarak bölünceği için modu 0 olacaktır. Bu tamam. 1 ve 0'lardan oluşan dizimi ayarlamış oldum. Şimdi benim bir sorgulama yapmam gerekiyor. Buradan ben tek mi çift mi sayılarımı görebiliyorum. Bunun için bir eşitlik nodu kullanacağım. Şimdi bu listemi buna bağladım. Tekrar bir number noduna ihtiyacım var. Ne demiştim? Mod sonucunda sıfır olan sayılar benim çift sayılarımdı. Ben buradan geldim. Sıfıra göre eşitliklerini sorguladığımda bu listede bana yeni bir liste oluşturuyor ve true false'lardan oluşan, yani eşleştirme sonucunda true ve false'lardan oluşan bir sorgulama sonucu sundu bana. İşte şimdi burada artık filtremizi yapabileceğimiz nodumuzu çağıracağız. Bu da filter by bool mask nodumuz. Buna range nodumuzu bağlıyoruz. Bu sayıları ben filtrelemek istiyordum, hatırlıyorsunuz. Neye göre filtrelemek istiyorum peki? Buradaki true ve false'lara göre filtrelemek istiyorum. O yüzden buradaki output'umu da mask input'una bağlayacağım. Bunun sonucu in ve out şeklinde iki tane burada çıktım var. İki tane hemen watch'unu da oluşturayım. Birini in'e bağlayalım, diğerini out'a bağlayalım. In'de okuduğunuz değerler benim true değerlerimi, out'ta okuduklarınızda benim false değerlerimi ifade ediyor. Yani bu şekilde siz bir filtreleme yaparak istediğiniz liste içinden ihtiyaç duyduğunuz modele göre seçim yapabiliyorsunuz. Filter by bool mask nodu bu işe yarıyor. Basit ufak bir örnekte şimdi bunu siliyorum. Şimdi farklı nodları da görebileceğiniz bir örnek yapacağım. Bu örneğin amacı bu nodları tanıtmanın yanında aslında veri yapınızı nasıl sistematik bir şekilde kurmanız gerektiğini vurgulamak. Yani hiyerarşi mantığını kavratmak. Bu doğrultuda önce bir çember yaratacağız.
Ve bunu çeşitli nodlar ile silindire dönüştürüp bu silindiri çoğaltarak basit parametrik bir model oluşturacağız. Çoğaltmaktan kastımı pek çok CAD yazılımında da olan AutoCAD'den vesairede bildiğiniz array komutu gibi düşünebilirsiniz. Belli bir düzende sıralayacağım. Ama dediğim gibi buradaki hani hiyerarşi ve veri yapınız nasıl kurmanız gerektiğine yönelik bir dikkat çekmek istiyorum ben sizlere. Şimdi adım adım akışımızı oluşturmaya başlayalım. İlk olarak ne yapacağız? Ben bir tane çalışma düzlemi çağırmak istiyorum. Plane by origin normal. Bu nodumu kullanacağım. Çağırdığım anda fark ettiyseniz origin noktasında kare bir düzlem oluştu. Neden orada oluştu hemen bir bakalım. İki tane inputumuz var. Biri origin, diğeri normal. Origin'e baktığınızda başlangıç noktasını ifade ediyor ve default değerleri 0, 0, 0. Bu yüzden direkt benim düzlemimi origin'e konumlandırmış oldum. Normal ise default değerleri 0, 0, 1 olarak görünüyor. Sizin düzleminiz orijine yerleşti ama düzlem yüzeyi hangi yöne bakacak? X'e mi, Y'ye mi, Z'ye mi? 3 tane seçeneğimiz var malum. Buradaki default değer Z'si 1, X ve Y'si 0 olduğu için Z'ye bakıyor. Buradaki kırmızı çizgimiz, şöyle göstereyim. Kırmızı çizgimiz bizim X'i, şuradaki yeşil Y'yi, düşeydeki mavi de Z'yi temsil ediyor. Bunu çağırdım. Hatta şöyle yapayım. Kafa karışıklığı olmasın veya yarıdan gelenler olabilir. Ben yine bunları birer nokta bağlayayım. Biliyorsunuz zaten X, Y, Z'si direkt sıfır olarak geldiği için ben bunu orijinine bağladığımda bir şey değişmeyecektir. Bu normal'ı nasıl kontrol edebiliyoruz onu göstereyim. Geometriye girdiğinizde Abstract'ta Vector alt kategorimiz var. Burada dikkat ederseniz X, Y, Z vektörlerimiz var. Hemen bir şunlara hızlıca göz atalım. Mesela ben buna X'i bağladığımda düzlemin yönü direkt X'e bakacak şekilde değişti gördüğünüz gibi. Şayet Y'yi bağlarsam Y'ye bakacak şekilde değişiyor. Z'ye bağlarsam az önceki mevcut default değerine ulaşıyor. Ben Z'den devam edeceğim. O yüzden bunu da bu şekilde bağladım. Düzlemimiz tamam. Aynı hani Revit'teki çalışma mantığı gibi de düşünebilirsiniz. Revit'te ne oluyordu? Çalışma düzlemlerimiz vardı. Döşememizi, kolonumuzu vesaire yerleştirirken bu çalışma düzlemlerinden referanslar alabiliyorduk. Başlangıç ve bitiş noktaları olarak. Düzlemim tamam. Şimdi ben bir tane çember çağıracağım. Burada gördüğünüz gibi farklı circle şeylerimiz var, nodlarımız var. By Plane Radius olanı seçiyorum ben modelime uygun olarak. Çünkü bir düzlem input'u gireceğim ben buna. Direkt origin noktasında bir tane şunu birazcık yakınlaşayım ben olmadı. Şöyle daha rahat görün. Direkt bir tane çember yerleştirmiş olduk. Radius değeri default olarak 1 olduğu için bir birimlik ölçüde buradaki birimden kastım ne? Benim Revit'in birimi şu anda değiştirmediğim için default değeri milimetre. 1 milimetrelik bir mesela buraya yarı çapı 1 olan çember attı. Hani birimlerle şu anda işim yok o yüzden detaya girmiyorum. Bir birim diyorum. Bir birimlik bir yarı çapı sahip çemberim burada konumlandı. Bu değerlerle sonra oynayacağız radius değerleriyle. Çemberim de tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir extrude yapacağım. Buna bir kalınlık vereceğim. Extrude için farklı nodlarım mevcut. Yine ben bunu seçtim. Curve input istiyor benden. Circle'ımı ona bağladım. Distance değerim. Yine bunlara sonradan döneceğiz. Default değeri 1 olduğu için şurada bir yükselti göreceksiniz. Hala silindiri elde edemedik. Şu anda bir kabuk şeklinde. İçi boş. Benim de şurada aratalım. İkisi aynı şey. Mouse'u sağ tıklayıp aratmakla. Buradan bir de kalınlıkla alakalı farklı nodlarım var. Mesela ikisine de hemen bir göz atalım. İkisinin de adları aynı ama işlevlerinde ufak tefek farklılıklar var. İlk önce şuna bakalım.
Bunda ekstradan both sides diye bir input daha göreceksiniz. Surface, bildiğimiz surface. Thickness, bir de both side. Mesela surface'e bunu bağlayalım. Thickness değerimiz 1 olduğu için yine hani kendi bir kalınlık atadı burada. Bunların hepsine, boş bıraktıkların hepsine döneceğim dediğim gibi. Both side ne peki? Üstüne geldiğinizde hatta eğer fikriniz yoksa bool veri tipinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bu ne demek? True false içeren bir önerme bağlayacaksınız siz buna. Kalınlığım iki tarafa da mı genişlesin, yani çemberin hem merkezine doğru hem dışına doğru mu genişlesin, yoksa aynı mı kalsın diye bana bunu soruyor. Şu an default değerimiz neydi bizim? True'ydu. Şayet ben buna false bağlarsam sadece dışarı doğru genişleyecek. True dersem içe doğru genişleyecek. Bu şekilde bir imkan sunmuş bana. Diğerinde ise böyle bir imkan yok. Şunu direkt sildiğimde bunu da direkt iki tarafa doğru genişliyor. Bunu kullanabiliriz, sıkıntı yok. Şimdi silindirimizi bir şekilde oluşturmaya başladık ama hala eksik şeylerimiz var. Radius, distance, thickness gibi bu değerleri herhangi bir input'ta bulunmadık. Default değerleri kullanıyoruz. Şimdi gelin slider çağıralım birkaç tane. Number slider çağıralım. Ve bunları kontrol edelim. Şöyle biraz çoğaltayım bunları. 5-6 tane olsun. Şöyle hatta direkt şeye de bağlayalım. Noktama da bağlayayım bunları. Ama şeylerini değiştirmeyeceğim. 0-0'da orijinde kalsın. Rahat görebilelim. Ekranda verimli kullanabilmiş olayım ben. Şu şekilde değerleri sıfıra çekeyim. Sıfırda kalsın orijin noktasında. Onun dışında bunları da direkt radius, distance ve thickness'a bağlayabilirim. Şu anda hala anlaması kolay. Nereye bağlanmış? Wire'ları takip etmek kolay ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu geçen hafta göstermemiştim. Hani hangi node neyi kontrol ediyor? Mesela ilk seçenek ne yapabilirdik? Bir tane node oluşturabilirdik. Mesela gelip buna yarı çap gibi bir şey yazıp hani kendimize böyle ufak bir hatırlatma yapabilirdik. Şayet burası hani spagetti gibi böyle birbirine girmiş bir wire topluluğu olsaydı. Şu an hani direkt takip etmek kolay ama bunu ben yarı çap gibi böyle bir not bırakabilirdim. Ama şu da var. Siz bunun adına tıkladığınızda, bunu geçen hafta göstermemiştim, İstediğiniz gibi bunları değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu X noktasına girdiysem X, Y, Z. Dilediğim gibi ben bunlara ad verebilirim. Bu nereye giriyordu? Distance. Distance'ımız neyi kontrol ediyordu? Bizim yüksekliğimizi kontrol ediyordu. Mesela yükseklik diyelim. Bu neye kontrol ediyordu? Thickness'ımız, bu da kalınlığı kontrol ediyordu. Kalınlık adında ben bunlara isim verdim. Tamam. Şimdi biraz bu değerlerle oynayalım. Bunlar 1'den 100'e kadar gidiyordu default olarak. Yarı çapımız 1 kalabilir. Yarı çapla oynamayacağım. Çemberin yarı çapından bahsediyorum. Yüksekliğimiz maksimum değer 4 olsun mesela. Birer birer artsın dersem mesela şöyle 2 olabilir, fark etmez. Kalınlık da sıra. Bu da mesela 1'den başlasın. 4'e kadar gitsin. 0,1 0,1 artabilir. Mesela bunu da ne yapalım? 1,2 olabilir. Bir noktadan sonra arttırırsanız ortadaki boşluğun kapandığını göreceksiniz. Neden? Çünkü hani merkeze doğru daha fazla genişleyemiyor. Bunu da mesela 1,2'ye çektim dediğim gibi. Tamamen bana kalmış. Şimdi asıl kısma geçiyoruz. Buraya kadar kolaydı. Ben ne demiştim? Birbirini takip eden belli bir geometride silindirler oluşturmak istiyorum demiştim. Bir tane oluşturdum şu anda. Hatta şöyle bir silindirimize yaklaşalım. Şöyle tepeden baktıralım. Şöyle yapalım. Evet. Nispeten tam tepesinden bakıyoruz. Şimdi bu silindirin yanına ben direkt bitişiğinden silindirler oluşturmak istiyorum. Burada bir düşünmemiz gerekecek nasıl bir model kurabileceğimize dair. Benim burada neyim vardı? Şimdi ikinci silindirin
merkezini belirleyeceğim ilk başta. Çünkü neden? Bunu yaparak da ilk silindirimi yerleştirirken de önce merkezini belirledim. Orijinde bir nokta koydum. Çalışma düzlemi belirledim. Çemberdi, extrude'du, kalınlıktı vesaire. Ben bu silindire bu şekilde ulaştım değil mi? İkinci silindirin merkezini belirlemem gerekiyor. Nasıl belirleyeceğim? Sırta X düzleminde bunlar ilerlesin istiyorum. Benim kafamdaki model bu mesela. Şimdi bir düşünelim. Benim bir yarı çapım vardı değil mi? Yarı çapı 1 olarak belirlemiştim ve bu takriben şu anki silindirin ortasına bir yere geliyordu. Çünkü neden? Kalınlık iki tarafa doğru da ilerliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan bakalım. Yarı çapım 1'di evet. Kalınlığımı da 1.2 olarak belirlemişim. O zaman şimdi bir düşünelim. Origin noktasından bir birimlik benim yarı çapım var. Tamam. O bir birimlik yarı çaptan sonra 1.2 kalınlığım devreye girecek ama bu iki yana dağılacak. Hem içe hem dışa. Yani bu ne demek? 0.6, 0.6 paylaşılacak. Demek ki şu anda gördüğüm silindirin merkezinden en dışına olan uzaklık bir yarı çap dediğim gibi 0.6 thickness'tan geliyor. 1.6 burada bir pay olacak. Yani ne oluyor? Bir yarı çap, yarım da thickness değil mi? Kalınlığımız. Aynı şey buraya mouse imlecin ucuna bir ikinci silindir yerleştirirsem ilk silindire doğru yine ne olacak? Yarı çap ve yarım kalınlık olacak değil mi? Yani düşündüğünüzde benim burada iki tane yarı çapım, bir tane de ortada böyle yarım ilk silindirden yarım diğer silindirden kalınlığım olacak. Şimdi bunu matematiksel olarak modelleyelim. Nasıl yapacağız? Şunu ben birazcık daha şöyle kaydırayım. Kenara alayım. Yarı çaptan iki tane ihtiyacım var değil mi? O zaman mantıken ben bunu bir 2 ile çarpayım önce bir çarpma operatörü çağırayım buraya. Bir tane number nodu çağırdım hemen. Dedim ki sen 2 ol. Yarı çapım 2 ile çoğaltayım. Bu şekilde çarpmış oldum. Bir de ne dedim? Bir tane de kalınlık ekleyeceğim ben buna değil mi? İki silindir arasında bir kalınlığım olacak demiştim. O zaman bir tane toplama nodu çağırayım. İki yarı çapa hemen şöyle bir tane kalınlık ekleyeyim. Bu da tamam. Ne oldu? 3.2 gibi değer elde ettik. Bu şu anda neyi ifade ediyor? Benim ikinci silindirimin merkez noktası, orijinden uzaklığı. Bu tamam. Zaten hemen bir sağlama yapalım. Yarı çap 1, 2 tane olacaktı. 2 etti. Kalınlığım 1.2 idi. Bir kalınlık gelecek demiştik. 2 artı 1.2, 3.2. Tamam, şu anda doğru gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok. Peki ne yapacağım? Ben birden fazla silindir oluşturmak istiyorum. Ha, bir liste kullanmam gerekecek demek ki. Burada sequence'ı kullanabiliriz. Peki. Kaç tane silindir olacağını kontrol etmek için bir tane slider çağırayım. Integer olsun, buçuklu olmasın. Bir tane step değeri bağlayayım şuna. Pardon, step'e bağladım. Amount'a bağlayacaktım. Step değerim ne olacak? Step değerim benim burada elde ettiğim 3.2 değeri olacak. Neden? Çünkü orijinden İkinci silindirin merkezine 3.2. İkinci silindirin merkezinden üçüncü silindirin merkezi 3.2. Yani ne oldu? 6.4, 9.6 gibi bunlar aynı sırada ilerleyecek. Array mantığı gibi demiştim başta hatırlarsanız. Step'e bunu ekledim. Peki tamam. Şimdi benden bir start değeri soruyor. Listeyi oluşturdum ama hala bir şey eksik. Benim ortada başka silindirim yok. Ne yapacağım şu anda? Şimdi ben bunu alacağım. Gideceğim. En başta hatırlarsanız x noktamı buradan başlatmıştım. X düzleminde ben bu noktalar sıralansın istiyordum. Götüreceğim. Ben bunu X noktasına bağladığım anda önce şunu bıraktıralım. Ah, pardon. Şey girmedim. Number gireceğim şuraya. Sıfırdan başlamasına isteyeceğim. Sequence'ı götürüp X noktama bağlayacağım. Az önce yanlış gösterdim. Şu anda integer slider'ın 1'de olduğu için herhangi bir şey değişmedi. Farkında mısınız? Neden? Çünkü zaten benim bir silindirim vardı. Ama ben bunu arttırdığım anda
silindirlerimin yan yana sıralandığını göreceksiniz. Dediğim gibi burada hani silindirdi veya işte plane yaratma noduydu, bunlara takılmayın. Önemli olan hani bir model yaratmak istiyorsak örgülerimizi, bu akışlarımızı nasıl kurmamız gerekiyor? Tamamen bununla alakalı bir örnek bu. Dediğim gibi istediğiniz sayıda silindir yaratabiliyorsunuz. Hatta bu çıktıyı gidip Y'ye de bağlayabilirsiniz. O zaman daha da farklı bir görüntü olacaktır. Bu şekilde bir örnekti. Şimdi sıra geldi kod bloğa. Bunların hepsini siliyorum yeniden. Şimdi kod bloktan bahsedeceğim sizlere. En çok kullanılan nodlardan birisi. İlk bölümde de değinmiştim ama işlevi hakkında detaylı konuşmamıştık. Mouse'un sol tuşuna çift tıkladığınızda çalışma ekranınızda direkt kod blok yaratabiliyorsunuz. Böyle bir kısa yolumuz var. Bu temelde içine kod yazabildiğimiz özel bir nod. Dynamo'nun Design Script diline uygun olarak yazdığımız kodlara göre farklı işlev ve işlevler kazanabiliyor. Dynamo içindeki her nodun daha hani bu Design Script diline göre isimlendirdiğini söylemeliyim. Neyden bahsediyorum? Mesela bir point çağırayım hemen. Point'i çağırdığınızda burada yazan point.byCoordinates adı Dynamo'nun Design Script diline göre isimlendirilmiş bir nod olduğunu gösteriyor. Peki diyebilirsiniz ki bu dilin syntax detaylarına nasıl ulaşabilirim? Yani hani yazım kurallarına nasıl ulaşabilirim? O zaman browser'a gelip Dynamo Language Manual yazdığınızda direkt zaten Dynamo'nun kendi sayfasında bir PDF dosyası olması lazım. Bu rehberde size kısa kısa örneklerle Dynamo'nun Design Script dili hakkında nasıl kullanabileceğiniz hakkında en basit örneklerden başlayarak daha kompleksleşerek size bazı detaylar, örnekler sunuyor. Buradan yararlanabilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi Dynamo diğer nodların görevlerini yerine getirebilen bir nod, kod yazabildiğimiz bir nod diye bahsetmiştim. Ben bu point nodunu çağırdığım anda dediğim gibi önceden de x, y, z değerleri 0 olduğu için default veriyor. Bana burada bir tane nokta oluşturdu. Peki ben bunu kod blokta nasıl yapabilirim? Design script yazmaya başlayalım. Point yazdığınızda dikkat ederseniz zaten direkt bir öneri çıkmaya başlıyor. Po yazdığınızda po ile alakalı mesela başlayan burada ilgili şeyleri yazıyor. Point yazdığınız anda bunu algılıyor ve yeşile döndü fark ettiyseniz rengi. Point by coordinates seçtiğimiz anda aynı bunun başlıyor gibi. Şimdi bir input değerlerine ihtiyacım olacak. Ben bu kodu yazdım ama hani noktaları nerede yaratacağım? Bir parantez açıyorum. Burada bana iki tane seçenek sunuyor. Neden iki tane seçenek? Çünkü point by coordinates ile alakalı iki tane benim nodum var. Şimdi çıkarsam hata verecek ama göstereyim onu. Şu an hata verdi. Point'e geldiğinizde by coordinates iki tane noda sahip. Ben daha çok hani bunu kullanmıştım. X, Y, Z inputları olduğu için. Zaten ekranda da var bir tane. Şunu sileyim. Diğeri sadece Y ve X inputlarını içeriyor. Bana burada sorduğu durum bu. Parantezi açtığım andan itibaren hangisini kullanmak istiyorsunuz? İşaretsiz içine iki tane değer yazarsanız zaten direkt ikili olanı, üç tane değer yazarsanız üçlü olanı algılayacaktır ama bilginiz olsun hani. Bazı nodların isimleri aynı olduğu için bu şekilde değer veriyor. Şimdi şunu sileyim. Ben şu anda burada bir nokta oluşturdum. Tam orijin noktasında 0,0,0'da ama şu anda göremiyoruz. Çünkü burada öteki nokta da var. Üst üste çakışıyorlar daha doğrusu. Şayet ben bu preview'unu kapattığımda 3D'de burada hala benim noktam duruyorsa kod bloğum işlevini yerine getirmiş demektir.
Kapatıyorum ve burada gördüğünüz gibi noktam hala var. Hatta bu kod bloğu seçtiğimde hafif bir highlight olacak, böyle mavileşecek, genişleyecek. Dikkat ettiğiniz gibi bu noktayı yaratmayı başardım. Peki bunu tekrar açayım. Bundan çoğaltayım mesela. Bir tane number yaratalım. Diyelim ki 15 input olsun. X'e bağlayayım. Şu anda bir tane origin'de, bir tane de x'i 15 olan iki tane noktam var. Peki ben bunu da işlevini de yapmak istiyorum. Tekrar bir kod blok mu çağıracağım? Evet, yapabilirsiniz ama ne, buna gerek yok. Hemen bir alt satıra inip yeniden point nokta by coordinates yazıp siz ilgili değerleri girerseniz ne demişiz? 15 virgül 0 virgül 0 parantezimi kapattım. 2 nokta üstüne koydum. Şu anda yeniden burada bir noktam oluştu benim. Görebilmek için hemen bunların preview'ini kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi noktalarım yerli yerinde. Demek ki neden kod bloğum çalışıyor, bir sıkıntı yok. Ama bir şey daha dikkatinizi çekmiş olabilir. Şimdi benim burada input kısımlarım var. Burada kod bloğu ben bir şey bağlayamıyorum. Ben bu noktaları yazdıkça burada output kısmı oluştu. Tamam ama input kısmım yok. Ben bu belki noktalara slider bağlayacağım, değişiklik yapacağım. Hani bunu nasıl kontrol edebilirim? Bunu merak edebilirsiniz. Haklı olarak. Bu noktada ne yapacağız? Belli değişkenler kullanacağız. Yani kastettiğim ne? Mesela ikinci nokta için gelelim. İkinci nokta olduğu için ben buna mesela x2 virgül y2 virgül z2 diyeyim. Kafama göre bir isim verdim. A, B, C de diyebilirdiniz. Kod blok bunların bir değişken olduğunu şimdi direkt algılayacak. Ben dışarıya bir yere tıkladığım anda ve input kısmında bu değişken değerleri oluşacak. Ve bana bir uyarı verecek. Neden? Çünkü burada bir değişken değerlerim var. Bunları sen double data tipinde uygun inputlara sahip bir nodun içine yerleştirdin ama bunlar null değerinde, yani herhangi bir şey yazılmamış, bu yüzden uyarı veriyor. Bu kod blok şu anda fonksiyonunu yerine getiremiyor diye. Bir tane slider çağırayım mesela. Ben bu slider'ı, hatta önce şunun değerini birazcık ufaltayım, 10 diyelim. Ben bu slider'ı direkt bu nodlara bağlayabilirim. Input olarak farklı slider'da çağırabilirdim. Bunu yerleştirdiğim anda fark ettiyseniz burada bir nokta oluştu. Şu anda ekranda gördükleriniz sadece kod bloğunun oluşturduğu noktalar. Input değerlerimi bu değişkenler sayesinde oluşturmuş oldum. Peki bu da tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hatta şunu da sileyim ben. Bu noktaya da bağlayayım aynı inputları. Bir kıyaslama yapacağız yeniden. Şimdi şunları açayım. Bu kod bloğumu da gizleyeyim. 3D Preview'den gizlemiş oldum bunları. Şimdi bir tane bu iki noktayı kullanarak ilk webinarın sonunda da yaptığımız gibi bir tane line oluşturalım. Origin'den bu 0.8, 0.8, 0.8 noktasına da hatta birazcık arttırayım şöyle. Bir tane burada doğru parçası oluşturdum. Peki ben bunu yine kod blokta yapabilir miyim? Evet, yapabiliriz. Hemen bir satır alta iniyorum. Line nokta by start point end point. Zaten direkt en çok kullanılanları size öneri olarak sunuyor. Yani sizin uzun uzun yazmanıza gerek yok. Direkt bunu mu demek istedin diye sana öneri sunuyor. Şimdi input kısmına geldim. Zaten burada size bir uyarı veriyor. Diyor ki hani size bir başlangıç noktası ve bitiş noktası lazım. İki tane nokta girdisi lazım buraya diyor. Benim iki tane noktam var. Peki ben bunları buraya nasıl dahil edeceğim? Demek ki benim bu noktalara birer ad vermem lazım. Şimdi şu an parantez açıkken çıktığım için yine bana bir hata verdi. Önemli değil, düzelecek o. Ben bu noktaya P1 diyorum. Bunun adı P1 noktası olsun. Alttakine geldim. Bunun adı P2 olsun. Parantezim içine geri döndüm. P1 virgül P2 dedim ve parantezimi kapattım. Boşluğa tıkladığım anda şu anda bu çalışmıyor.
Şunu da önce şey yapayım. Şunu açayım. Preview'ini. Diğerleriyle aynı doğruyu oluşturduğu için şu anda arka arkayalar. Şayet bunları gizlediğimde burada hala benim doğrum varsa yapmak istediğim şeyi yaptım demektir. Gördüğünüz gibi burada hala doğrum var. Kod bloğumda iki tane nokta yarattım ve bunları birbirine bağlayarak bir doğru oluşturmuş oldum. Bu nokta diyebilirsiniz ki ya ben bunları zaten birkaç tıklamayla yapabiliyorum. Neden kod yazmaya ihtiyaç duyayım? Neden kod bloğu kullanayım? Biz burada çok basit giriş seviyesinde geometri oluşturduk. Şimdi iki tane nokta, bir tane çizgimiz var. Çok daha fazla node içeren akışlar düşünün. Nodları birbirine bağlayan wire'lar birbirine karışacak ve anlaşılması ilk başta daha zor olacak. Akışları takip etmeniz gerekecek. Şu an hani baktığınızda direkt algılayabiliyorsunuz basit bir örnek olduğu için ama bu prensibe alıştıkça hani kullanım ise daha kolay gelebilir. Çünkü hani kod bloğa baktığınızda tek bir odak noktasında 3 ayrı işlevi direkt adım 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 yaptırıldığını burada görebiliyorsunuz. Hani daha da uzun bir akış olsa dediğim gibi bunları takip ederek çalışma düzleminizde ilerlemeniz gerekecek. Bu şekilde bir avantaj sağlayabilir. Şimdi listeleri kod blok ile nasıl yapabiliriz ona bakalım. Şimdi şunları bir sileyim ben. Bir tane range nodu çağıralım. Bu tamam. Hatta input'una number diye bu sefer şey gireceğim. Kod bloktan birer input gireyim. Tek bir tane yaratsam yeter. Şöyle bir şey deneyelim. Sıfırdan başlıyor mesela. 9'a kadar gidiyor. Birer birer artıyor değil mi? Default değerleri buydu. Fark etmez ne oldu. 0 noktalı virgül 9 noktalı virgül 1. Bu şekilde 3 tane nümerik ifade yazdım. 3 tane output imkanı sundu bana. Ben bunları direkt start and step'e bağladığımda bunlar da ayrı ayrı number'larla oluşturduğum işlevi yine burada sağlatmış oldum. Bir tane görsel olarak daha iyi algılayabilirim diye nokta nodu çağırayım. Bunu bağladım. Gördüğünüz gibi burada 10 tane noktam sıralanmış oldu X düzleminde. Buraya kadar tamamız. Şimdi ben bu range'i kod blok içinde nasıl yaptırabilirim? Çok basit bir şey yöntemi var. Bu da yine kendi yazım kurallarıyla alakalı. Aynı sayıları kullanıyorum. 0 nokta nokta 9 nokta nokta 1 noktalı virgülümü koydum, kapattım. Yukarıdaki range nodunun sağladığı aynı listeyi bana sağlıyor. Sıfırdan başlayacak, 9'da bitecek ve birer birer artacak demek bu. Peki az önceki soru yine aklınıza gelebilir. Ben buraya direkt ifadeleri yazdım. Tamam, ben buraya bir slider da bağlayabilirdim range nodunda. Bunları nasıl kontrol edebilirim? Diyebilirsiniz. O zaman da yapmanız gereken şey şu olacak. Mesela ne diyelim? Start. Aynı range'deki adlarına göre yazıyorum. Veya Türkçe yazayım isterseniz. Başlangıç. Nokta nokta. Bitiş. Nokta nokta. Adım. Step yani. Ben bunu bu şekilde yaptığım anda uyarı veriyor. Dediğim gibi herhangi bunlara bir giriş olmadığı için ama tekrardan bana nasıl desem hatta direkt şunları bağlayabilirim. Uyarı vermesi dursun diye. Değişkenlerimi yine bu şekilde sağlayabiliyorum. Buraya kadar nodları tanıtırken ağırlıklı olarak nokta ve iki noktanın birleştirmesiyle oluşan çizgilerden yararlandık. Şimdi daha fazla noktayı kullanarak nasıl eğriler oluşturabiliriz buna bakalım. Artık işin içine matematik bilgisi daha fazla girmeye başlayacak. Hem ilgili nodları kullanarak hem de kod blok kullanarak paralel şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi şunu sileyim. Bunu da sileyim. Noktamı kullanacağım. Burada kalsın. Range'imde kalsın. Tamam. Şöyle.
Ben bir eğri yaratmak istiyorum ama dediğim gibi herhangi bir karmaşık matematiksel ifade buraya yazmaktansa hepimizin özellikle yani öğrencilik hayatından vesaire sayısal eğitim almış insanların çoğunun bildiği temel fonksiyonlardan birini kullanmak istiyorum. Buradaki math library'sine geldiğinizde fonksiyonlar kısmında pek çok tanıdık fonksiyon göreceksiniz. Arksinler, kotanjantlar, sinüsler, kosinüsler vesaire, logaritmalar, pek çok fonksiyonumuz var burada. Ben örneğimi sinüs fonksiyonu üzerinden yapacağım. Kosinüs de olabilir, fark etmez. Hani temel bildik bir şey olduğu için onu seçiyorum. Sinüs fonksiyonu bildiğiniz gibi hani pozitif ekranda görselde de görüyorsunuz. Bir dalga şeklinde ilerler. Pozitif kısmı vardır. Pozitif de bir tepe yapar. Negatife iner ve dalga şeklinde devam ederek ilerler. Örneğimde ben bu sinüs fonksiyonundan faydalanacağım. Bildik bir görsel ortaya çıkması için. Açı değerleri gireceğim bunun için. Şu notlarımı değiştireyim. Mesela sıfırdan başlayalım. 360'a gidelim. Ve kaçar kaçar artsın. 15'er 15'er artsın mesela. Böyle bir range oluşturdum. Bunu ben direkt x'e bağlarsam şayet noktalarımın böyle sonsuza gittiğini göreceğiz. Bu şu anda benim size göstermem için çok pratik bir yöntem olmayacak. Yani dalgayı net bir şekilde göremeyeceksiniz. O yüzden ben şurada bir dönüşüm yapmak istiyorum. Bir tane daha not çağıracağım. Dereceyi radyana dönüştürme nodu. Radyan değerleri bana daha küçük bir aralık sunacak. Burada noktaları gözlemlememiz daha kolay olacak. Çünkü burada oluşan sayılardansa radyan değerleri. Dediğim gibi bu tamamen benim tercihimle alakalı şu anda. Ben böyle bir liste, bir dönüşüm yapmak istiyorum. Kafanız karışmasın dediğim gibi. Yani 0, 15, 30'a yerleşmektense noktalarım, buradaki aralığı da daraltmak istemiyorum. Dalgayı net bir şekilde görelim diye. Ben buradaki x değerlerini radyan değerine çektim ki daha küçük bir aralıkta biz bunları gözlemleyelim. Bu tamam. Şimdi bir de sinüs değerimi kontrol edeyim. Bunu y'ye bağlayabilirim. Direkt zaten dalgam oluşmuş olacak ama z'ye bağlayayım daha rahat görelim. Bence z daha iyi olacak. Y'ye bir şey bağlamayacağım. Y sıfır olarak kalsın burada. Şimdi hatta şu değeri biraz da arttırayım. Mesela 720 diyeyim. Dalgalarım bu şekilde devam etsin. Net bir şekilde görelim. Karşımızda ne var? Sinüsoidal noktalar kümesinde bir görsel görüyoruz, grafik görüyoruz. Şimdi bu nokta kümesinin ben genliğiyle oynayabileceğim bir değişiklik yapmak istiyorum. Genliğinden kastım ne? Ben bu tepe noktaları daha yukarı çıksın, daha aşağı insin. Bu şekilde bir değişiklik yapmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Benim bu genliğimi yani tepe noktalarını oluşturan eksenim z eksenimdi, sinüs değerlerimdi. Şayet ben bu değerleri istediğim sayı ile çarpar ve o şekilde noktanın z inputuna yerleştirirsem ki burada direkt yerleştirdim gördüğünüz gibi o zaman genlikle dilediğim gibi oynayabilirim. Olabildiğince parametrik hale getiriyorum yani modeli. Şimdi yapınca daha net anlayacaksınız. Benim bir tane çarpma noduna ihtiyacım var. Çarpma nodunu çağırdım ben buraya. Bir tane de slider çağırayım. Integer slider olsun. Birden 5'e kadar gitsin mesela. Çok büyük olmasına gerek yok. Şimdi sinüs değerimi ben buradaki z inputuna koymadan önce genliğiyle oynamak istediğimi söyledim. Ben bu değeri arttırdıkça tepe noktalarımın yükseldiğini veya dediğim gibi negatif değer seçseydim şayet daha farklı olacağını göreceksiniz. Şu an 3'te kalsın mesela. Bu şekilde bir değişiklik yaptım. Hatta bunun ne işe yaradığını karıştırmak için de adına genlik diyorum. Genliği ayarladık. Şimdi bir de ben buna bir faz değeri eklemek istiyorum. Faz değerinden kastım ne?
Ben bir tane daha slider çağırayım. Aynı bu şekilde. Bunu range ile sinüs arasına bağlayayım. Neden? Çünkü buradaki mesela sinüs değerleri nasıl başlıyor? 0, 15, 30, 45 diye değerler alarak devam ediyor, değil mi? Ben buraya bir tane daha slider eklersem. Bunun da başlangıcı 0 olsun. Tamam. Şekilde. Bunu bu listemin çıkışındaki sayıyla toplayarak sinüsün açı değerini eklersem benim grafiğimin başlangıç noktası sürekli değişecektir buradaki slider'ı kaydırdıkça. Yani benim bir tane toplama operatörüne ihtiyacım var. Lafı uzatmadan hemen göstereyim. Daha rahat anlayacaksınız. Buna ne demiştim ben? Faz değeri. Şimdi bunu range'e bağladım. Daha sonra geldim. Faz değerimi ekledim. Ardından bu değeri sinüse eklediğimde şu anda bir değişiklik yok. Ben bunu kaydırdığım anda noktalarımın hangi değerden başlayıp hangi değere doğru gittiğini göreceksiniz. Hatta şunu birazcık daha büyüteyim. Tamamen size kalmış şekilde hangi değerden başlamasını istiyorsanız bunu kontrol edebiliyorsunuz. Edebileceksiniz. Bu şekilde bir matematiksel fonksiyon kurabilirsiniz. Fazını da ayarladım. Tamam. Ama şu anda ekranımızda hala noktalardan oluşan bir model var. Artık bu noktaları kullanarak eğriler oluşturacağımız kısma geldik. Bu noktaları kullanarak nasıl eğri oluşturabileceğiz ona bakacağız. Eğri çizdirebileceğimiz farklı nodlar mevcut. Library'e döndüğümde geometry kısmında, curves kısmına baktığımda NURBS curve ve poly curve mesela bunlara bakalım. By points'i seçeyim. NURBS curve'den de points and degree seçeyim. Şu iki nodu mesela bir inceleyelim size de bakalım. Şimdi İlk olarak poly curve'e bir göz atalım. Noktalarım burada. Poly curve'ü AutoCAD'deki yani polyline mantığı olarak da düşünebilirsiniz. Direkt noktaları arka arkaya birbirine bağlayarak çizgi şeklinde herhangi bir interpolasyon yapmaksızın bağlayacak. Hemen göstereyim. Şu şekilde noktalar birbirine bağlandı ama eğrisel değil. Onu daha net gösterebilmek için şuradaki range'imin adım sayısını arttırayım ki nokta sayım azalsın. Daha rahat algılayabilin. Gördüğünüz gibi bunları kırık kırık şekilde böyle bağlıyor birbirlerine. İkinci bir input'u daha var. Connect last to first. Yine bakıyorum. Mesela hiç bilmeyen biri olarak üstüne geldim. Ne diyor? Default values false ve bool data type'ında bir önermeyim, input'muş bu. Yani benim buraya bir boolean bağlayarak bunu kontrol edebilirim. Connect last to first. Yani son noktayı ilk noktaya bağlayayım mı diye soruyor. Şu anda false'daydı zaten default olarak. Siz bunu true dediğinizde son noktayla ilk noktayı birbirine bağlayacak. Ama onun dışında artık siz kod bloğu da öğrendiniz. Matematiksel ifadede true false'un karşılığı nedir? 1 veya 0'dır değil mi? Şayet siz buraya 1 derseniz ve bunu bağladığınızda otomatikman bunu algılayacaktır ve true olarak algılayacak. Şöyle kaydırayım. Sonla ilkin bağlandığını görün daha net. 0 derseniz de bunları birbirine bağlamayacaktır. Poly curve'ü şimdilik siliyorum. NURBS curve'e bir bakalım. NURBS, Non-Uniform Rational Basis Spline'ın kısaltması baş harflerinden oluşuyor. Bir de bunu bağlayalım bakalım noktalarımıza. Bunu bağladığım anda fark ettiyseniz tüm noktalara değmiyor. Özellikle tepe noktalarında noktalarımdan uzaklaşmış eğrim. Bunun sebebi ne olabilir? Çünkü burada bir interpolasyon var. Bunun kaçıncı derecenin olduğunu ayarlayabiliyoruz. Ki şu anda bunun derecesi 3'müş. Üçüncü dereceden bir interpolasyon yapıyor bize. Buraya mesela bir tekrar slider çağırayım ben. Integer slider olsun. Bu birden ne bileyim mesela kaç olsun? Şu anda kaç noktamız var bizim? 13 noktamız var. Ben bunu bilerek 14 diyorum mesela. Birer birer artsın.
göstermek istediğim özel bir şey var o yüzden. Şu anda birinci dereceden bağlarsam ben bunu direkt aynı polikördeki gibi iki noktayı birbirine bağlayarak bunları birleştirdi. Siz derecesini arttırdıkça noktalarınız, eğrileriniz noktadan uzaklaşacaktır. Ve 13 noktam vardı. Söylediğim gibi sizin maksimum yapabileceğiniz en eksi bir interpolasyon derecesi olmalı. Yani ben bunu 13'e çektiğim anda bana hata verecek. Hani 13 noktayı 13 ayrı şey 13 interpolasyon yapamıyorum diye 14'te de keza aynı şekilde dediğim gibi nokta sayınızın bir eksi olmak durumunda. O yüzden hani makul bir şekilde ben bunu şey yapayım 5'te kalsın. 3 değerinde adına da hemen derece diyelim. Şu şekilde. Buraya kadar tamam. Şimdi bu yaptıklarımı kod blokta yapmaya çalışacağım. Göstermek istediğim asıl kısım bu. Kod blokta bunu nasıl yapabiliriz? Bir tane kod blok çağırayım. Burada dediğim gibi düşünmemiz gerekiyor. Benim input değerlerim neler? Değişkenlerim neler olacak? Bir onlara göz atalım. Benim burada belirli noktalarımın koordinatları var diyeyim. X değerleri olarak kullandığım range'den gelen 13 tane şu anda bir noktam vardı. O yüzden mesela ben bunları bir değişken olarak atamak istediğim için x diyorum buna. Bunların hepsini kullanacağım. Şu anda sadece değişkenlerimi düşünüyorum. Burada bir faz değerim var. Faz değerim yazıyorum. Genliğim var. Değişken olarak bunu yazıyorum. Derece. Dereceyi de buraya yazdım. Input değerlerimi belirledim. Boşluğa tıkladığım anda input olarak bunlar zaten gelmiş olacaklar. Buraya kadar tamamız. Şimdi hatta direkt bunları bağlayabilirim. Şöyle biraz görüntü artık karışmaya başlayacak. Genlik de gelsin. Derece de gelsin. Bu şekilde tamam. İnputlarımı bağladım. Akışıma düşünün şimdi. Bir ilk başta bizim bir neyimiz vardı? Bir sinüs fonksiyonumuz var değil mi burada? Sinüs fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. Mat nokta sin. Bu arada buradaki şeyler case sensitive yazılar. Yani siz küçük harfli S yazarsanız, sin yazarsanız algılamayacaktır. Büyük küçük harfe dikkat ediyor. Sinüs fonksiyonunun inputuna baktığımda ne var benim? Burada bir x değerleri olarak adlandırdığım değerlerim, bir de faz değerim var değil mi? O yüzden ben buraya parantez açarak bu ikisini toplamışım. X artı faz diyorum. Parantezi kapattım. Sonrasına bakalım. Sinüs sonrasında ne olmuş? Genlikle ben bunları çoğaltmışım değil mi? Sinüs çarpı genlik. Çarpı genlik. Devamında görüyorsunuz. Bu şekilde bunu yazıyorum. Noktalı virgül dedim. Alt satıra indim. Benim burada bir dediğim gibi x değerlerimi radyana dönüştürdüğüm bir fonksiyonum vardı. Hemen onu yazalım. Mat degree dediğimde direkt gelecektir. Bu da tamam. Parantez açalım. X dedim. X değerlerimi koymuştum ben buna. Range'deki oluşturduğum sayılardan bahsediyorum. Bu da tamam. Şimdi tekrar aşağı indim. Sıra hangisine geldi? Point by coordinates ile NURBS kaldı değil mi? Şimdi bir nokta oluşturacağım ben. Noktamı yazmaya başlayayım. Point nokta by coordinates. Bu da tamam. Parantezimi açtım. Şimdi ben buraya değerler yazmam gerekecek. İlk başta ben ne yazmıştım? Point'e ne geliyordu? Radyandan gelen değerim var. O zaman ben radyana bir ad vereyim, değil mi? Ne diyeyim mesela oradan gelen değerlerime? R diyeyim. Bu R olsun. Ben bunu götürüp X'e yazmıştım. R'yi buraya yazdım. Virgül. Şimdi tekrar bakıyorum. Başka ne var? Y'ye hiçbir şey yazmamıştım. Şurada Y 0. 0 direkt koyuyorum. Virgül. Sonrasında benim burada bir z değerim vardı değil mi? Z değerime sinüsten gelen çıktımı yazdım. Ama ben sinüs fonksiyonuna bir isim vermemişim. O zaman ben buna da hemen eşitlikle z adı vereyim. Bunu da götürüp noktamdaki z'ye yazayım. Bu da tamam.
Bu da oldu. Ne kaldı? Nerves curve kaldı. Şimdi onu yazıyorum. Nerves curve nokta by control point. Parantezimi açtım yine. Bir nokta bir de derece input'una ihtiyacım var değil mi? Ben noktamı ad vermemiştim. Hemen noktamı ad vereyim. Ne diyelim? Sen P noktası ol bundan sonra. P noktası ismini verdim. İlk input'um bu. İkinci input'um da dereceydi. Buradan da hatırlayabilirsiniz. Bunu zaten tanımlamıştım. İkinci input'uma da dereceyi yazıyorum. Noktalı virgül diyorum. Boşluğa tıklıyorum. Şu anda ekranda hiçbir şey değişmediğini görüyoruz değil mi? Hiçbir şey değişmedi. Neden? Çünkü birebir aynısını oluşturduğumuz için zaten şu anda burada ikinci kez bu eğriyi oluşturmuş oldu. Şayet ben bu nokta ve nerve curve'ünün grafik görünüşünü kapatırsam benim burada hala noktalarım ve curve'lerimin olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi kod bloğun işlevini yerine getirmesi. Gördüğünüz gibi burada kaç tane nodumuz var? Yaklaşık 10 tane node var sanırım. Hani saymadım ama hepsini burada code block içinde yerleştirebiliyorsunuz. Hatta artık bu input değerlerine de ihtiyacım kalmadı. Çünkü fonksiyonlarım içinde bunları yazdığım için bu satırı da silebilirim. 4 satırda biz bu işi çözmüş olduk. Input değerleri ile birlikte. Hatta onları da şöyle çekeyim. Genlik, derece. İsterseniz buradaki range'i bile başına ekleyebiliriz. Ne deriz? Sıfırdan başlasın. Ama tabii onu şey yapalım önce. X eşittir diyelim. Öyle kullanmıştık çünkü x eşittir. Sıfırdan başlasın. 720'ye gitsin. 60 aralıkla. Dediğimiz anda hata verecek. Şu anda x input'u burada olduğu için ben bunu bıraktıracağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi artık buradaki range'e de ihtiyaç duymadan sadece hani faz, genlik ve derece değerlerimi kullanarak ben buradaki değerlerimi gerçekleştirmiş oldum ve istediğim gibi hani bunlarla oynayabileceğim. Amacım dediğim gibi kod bloğu kullanarak nasıl parametrik bir model kurabilirsiniz de. Evet. Böylelikle Dynamo'ya giriş webinarımızın ikinci bölümünü tamamlamış olduk. Sürçülisan ettiysem affedin. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz var ise cevaplayabilirim. Bu arada merak edenler veya kaçıranlar için bir hatırlatmada bulunayım. Bu webinarın kaydı YouTube kanalımıza, Cadbim Teknik Destek YouTube kanalına yüklenecektir. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Ayrıca webinar sonrasında sizlere bu webinara giriş yaptığınız maillere anket maili gelecek. Memnuniyet anketi. Bunu da yanıtlarsanız seviniriz. Herhangi bir sorunuz var mı diye bekliyorum. Şayet soru gelmezse birazdan yayını sonlandıracağım. Evet, herhangi bir soru yok sanırım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Herkese sağlıklı günler diliyorum.